OES İnşaat Akbük Gayrimenkul'den herkese merhabalar arkadaşlar. Çok güzel bir sitedeyim. Akbük'te denize 1700 metre mesafedeyiz ama Akbük'ün tam merkezinin üzerindeyiz arkadaşlar. Öyle dağlarda, tepelerde değiliz. Bu arada da size bu güzel çiçekler hediye olsun benden. En sevdiğim bahçe çiçekleri. Renklerine bunların bayılıyorum. Çok hoşlar. Evet. 7160 metrekare arsa içinde arkadaşlar tam 24 tane böyle bitişik nizam villalarımız var. Toplam 48 tane villa demek bu. 175 lira aidatlarımız var. 2 milyonun altında ben masrafsız eşyalı bir villa arıyorum diyorsanız arkadaşlar bu videoyu sonuna kadar izleyin. Gerçekten son zamanlarda elimize gelen en güzel ve kelepir evlerden biri. 4+1. 3,5+1 diyelim. Yukarıya çıktığımda artık anlatırım odaları. Normalde 4+1 diye geçiyor. Çok güzel böyle bir yarı olimpik bir havuzumuz var. Güneşlenme alanlarımız var arkadaşlar. Evimizin terasından güzel deniz manzaramız var. Şurada çok şahane bir kafeterya alanı var. Dostlarla, arkadaşlarla sitede böyle oturup güzel sohbetler edebileceğiniz yerler. Evimde hemen bu gördüğünüz şahane ev. Evet, kaçırmayın. Bu evi alan gerçekten bana gene diyorum her zaman. Sağ olun, alanların duasını tabii ki alıyorum ama evet, hızlı olan kazanıyor arkadaşlar. 1.900.000 TL, özür diliyorum. 1.900.000 TL pazarlık payımız yok. Onu not alın. Hani en son ne olur demeyin. Çünkü mal sahibi özellikle bastıra bastıra söyledi. 1 lira inmem dedi. Size güzel fiyat veririm. 2 demiyorum dedi. Bakın 1.950 demiyorum. 1.900 istiyorum dedi. Komisyonunuz bakidir dedi. Ortak bir portföyüm, arkadaşımla birlikte paylaştığımız bir portföy, sağ olsun. Meslektaşım onlar getirdi. Kaçırmayın diyorum arkadaşlar bu evi. Gerçekten çok güzel bir ev. Ben çok beğendim. Kesinlikle tavsiye ederim. Site zaten çok güzel bir site. Peyzajları, ağaçlandırmaları vesaire, her şeyi gerçekten dört dörtlük. Meyve ağaçları, incir ağaçları falan filan, Inter Milan diyerek devam edelim. Bakın böyle aşağıya doğru iniyor. Gördüğünüz gibi her şey sitede oturmuş. Sanırım 2000 yılında yapıldı burası. Hemen depremden sonra, yasaya uygun arkadaşlar, kat mülkiyetli. Bu ne demek? İskanı var demek. Herhangi bir problemi yok demek. Şurada örneğin güzel bir depo alanımız var. Bu evin ait. Bahçe malzemeleri vesaire buraya koyabiliyorsunuz. Ben de böyle bunları açıp açıp duruyorum. Bir gün bir şey çıkacak içinden ama hayırlısı. Böyle görüyorsunuz, bakın bisikletli vesaire ıvır zıvır koymuşlar. Burası size ait. Çok güzel bir veranda alanım var yukarıda. Orayı da böyle bir gezdireyim. Hemen evimizin çift cephe, dediğim gibi, verandaları var. Buradan aşağı indim, havuz alanını buradan geçtim. Arabamızı buraya park ediyoruz. Böyle güzel gölgelik alanlar var. Hemen zeytinliğin, ormanın eteğindeyiz. Bu arada da evimizde çok güzel üzümler var arkadaşlar. Böyle yedik bitirdik. Burası ana giriş kapımız. Burada kocaman çok geniş bir veranda alanımız var. Hemen hemen bir 25-30 metrekare rahat var arkadaşlar. Evet. Üzümler de bu evin fiyatına dahil. Vallahi her yer üzüm. Of. De işte ben üzüm sevmiyorum. Ben erik ve kayısı hastasıyım. Evet. Devam edelim. Ana giriş kapımız böyle. Bu alan bize ait. Yan komşumuz hemen bu tarafta. Krom korkuluklarla çevrilmiş. Evimizin panjurları var. PVC'leri hepsi yeni yapılmış. Bu zeminler falan diğer evlerden farklı. Gerçekten çok hoş duruyor. Kamerada böyle belki beğenmeyebilirsiniz. Fakat gerçekten ben diyorsam inanın güzel. Evet, bu taraftan da böyle devam ediyoruz. U şeklinde şahane bir veranda alanımız var. Kapalı böyle pergolamız, ahşaptan yapılmış. Vallahi arkadaşlar ben villa arıyorum Erkan. 2 milyonun altında bütçem diyorsanız bakın çıkın gelin. Üzerine bastıra bastıra söylüyorum. Hiç düşünmeyin. Acaba mı falan demeyin.
Gerçekten gelin. Şuradan bakın, şöyle bir zoom yapayım da şu kafeterya alanını da görün. Gerçekten çok hoş. Orada böyle bir mini bar falan var. Masa, sandalyeler, her şey kurulmuş. Burada böyle güzel bir su sesi. Hemen önünde küçük bir çocuk havuzumuz var. Ufak bir şelale çocuklar için. Gayet hoş. Begonville'de sizin. Çok güzel. Evet. Bu taraftan giriş yapayım ben. Salonumuzdan hemen. Açık mutfak salon. Standart arkadaşlar. Burada L tipi bir koltuğumuz var. Şahane bir duvar saati var. Haydarpaşa garından almış herhalde. Kocaman böyle tren istasyonlarında olur ya. Şurada da Londra yazsaydı oradan aldılar derdim. Evet. Mutfağın önünde böyle bir kahvaltı barımız var. Salonla tamamen hani bir olmasın diye yapılmış ve gayet de güzel. Karşıda da iki kişilik böyle çekyat tarzında güzel bir koltuğumuz. İki tane de böyle zigon var. Ufak bir televizyon karşıya konulmuş. Mis gibi ev. Vallahi hiçbir masrafı yok. Mutfağımız da böyle arkadaşlar. Ya ben bu arada sormadım, bu ev eşyalı mıydı? Bir saniye bekleyin. Evet, iyi ki sormuşum. Şu sebille bir tane termosifonu varmış. O gidiyormuş arkadaşlar. Geriye kalan her şey burada. Gördüğünüz her şey tamamen kalıyor. Özel eşyaları tabii ki hariç. Evet, burada da böyle kahvaltı barı işte ne dersek. Bunun önünde de güzel dolap alanları da var. Burada çelik kapımızın hemen arkasında ana girişte böyle bir acil durumlar için WC'miz var. Şurada atladım şunu, onu da bir göstereyim size. Burada da gene bir depo alanı yapılmış. Normalde burası duş arkadaşlar. Havuzdan çıktıktan sonra hani duş alayım dediğinizde burayı kullanıyorsunuz. Ama kışın giderken de böyle malzemelerinizi buraya yerleştirebiliyorsunuz. Gayet mantıklı. Buyurun yukarıya çıkalım. Merdivenlerimiz gördüğünüz gibi mermerden. Evet. Burada iki tane yatak odamız mevcut. Birincisi bura. Buradan başlayalım. Kornişler var. Dikkat ettim ama perdeler yok. Panjurları herhalde indiriyorlar akşamları. Bilemedim. Ya da böyle artık siz alacaksınız. Yatak odası bir, çift kişilik. Hemen burada bir tane daha var. Havuz tarafına bakan, deniz tarafına bakan da diyelim. Böyle bir yatağımız var. Burada ufak da olsa bir balkonumuz var arkadaşlar. Tiryaki Hasan Paşaların bizim meşhur balkonları. Buraya çıkıp böyle şey yapıyorlar. Sigaralarını içiyorlar. Evet, havuza bakıyoruz. Hop, devam. Duvarın şu kenarında şöyle bir boyalarda dökülme var ama bunlar kaliteli bir boyayla gidecek şeyler arkadaşlar. Öyle ciddi bir şey göremiyorum. Evet, burada şöyle sürgülü kapı yapılmış. Kapı böyle sürgülü geliyor. Raylı sistem. Yer kaplamaması için bunlar düşünülüyor ki gayet mantıklı. Evet, şu termosifon gidiyor. Ve sebil gidiyor. Buradaki banyomuz. Şimdi yukarıya çıkalım. Çok güzel bir teras var orada. Bayıldım. Şuradaki handikap sadece şuradaki merdiven birazcık bir tık dar gibi. Ama pek de etkilemiyor. Evet. Burada üçüncü gene çift kişilik yatak odamız var. Gençlerin burada bayılacağı bir oda. Çünkü onlar hemen böyle, ben de çocukluğumdan hatırlıyorum, böyle teras odaları hemen Tekirdağ'da, Kumbağa'da böyle onun yazlığına gittiğimizde hemen böyle terası kapıyorduk. Akşamda hamam gibi oluyordu, o ayrı. Burada böyle gene küçük bir balkonumuz var. Burada böyle komple gene orman, dağ manzaralı. Akşamları dağdan inen domuzları seyredersiniz. Burada da Survivor sürgün adasındaki odalardan var. Burası sürgün odası diyelim. Sevmediğiniz akrabanızı hemen hop buraya yatırıyorsunuz.
Tek kişilik. Ama mantıklı, gayet güzel düşünülmüş. Belki burayı ofis olarak da kullanabilirsiniz eğer home office bir ev arıyorsanız. Bu arada söyledim sanırım, PVC'lerin hepsi yeni arkadaşlar. Eski bir değil, yenilenmiş belli. Burada çok güzel bir teras alanımız var. Belki şu zeminler böyle elden geçebilir. Dediğim gibi bizim teknik çözüm ekibimiz, her şeyimiz mevcut. İstediğiniz dekorasyonu sizlerin adına en kısa zamanda yapar teslim ederiz. Evet, deniz manzarası gördüğünüz gibi muhteşem. Şu iki tane güneş enerjisi de olmasa çok çok daha güzel olacak. Burada bir böyle mutfak tezgahı ve lavabomuz var. Hemen buraya da bir tane güzel bir barbekü alanı bırakılmış. Evet. Arkadaşlar, kanalıma abone olmayı unutmuyorsunuz. Böyle videoların gelmesi için sizlerin desteğine tabii ki ihtiyacımız var. Bu evle ilgilenenler lütfen sol alt köşede numaram yazıyor. Fazla kalacağını düşünmüyorum. Bu ev taş çatlasın bir hafta içinde satılacaktır. Çünkü bu site gerçekten çok güzel bir site. Kefilim 175 lira bir aidatı olan ve 3,5 artı 1 sürgün odasıyla, hadi 4 artı 1 diyelim, kısmi eşyalı. Zaten hemen hemen ihtiyacınız olan her şey var. İstemediğiniz şeyleri atabilirsiniz. Çok güzel böyle kamelyası var. Havuzumuz var. Havuzu çekmeyelim, girenler başladı. Hemen sol tarafımızda görüyorsunuz çok güzel böyle dağ manzarası var. Püfür püfür esiyor gerçekten burası. Kesinlikle tavsiye ederim. 2 milyonun altında ev arıyorum diyenler, daire fiyatına gerçekten mükemmel bir 4 artı 1. 1 milyon 900 bin son fiyat arkadaşlar. Lütfen ne olur demeyin. Çünkü mal sahibi beni aramayın demiş. Bu fiyatı verene hayırlı olsun demiş. Güncel fiyatımız bu. Daha önceden bilmiyordum ama şu anki fiyat 1 milyon 900 bin üzerinden okeyleştik. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Herkese Akbük'ten kucak dolusu selamlar, saygılar.